Kilometrelerce uzak bir ülke hayal edin. En yakın komşu ülkeniz 2000 kilometre uzakta. Komşu olmayınca düşman da yok. Kontrolsüz göçmenlerin doğurduğu sorunlar yok. Nükleer tehdit yok. Kışlar aşırı soğuk değil. Yazlar aşırı sıcak değil. Burası güneşin doğduğu ilk ülke. Yani Yeni Zelandalılar her yeni yılı dünyanın geri kalanından önce selamlıyorlar. Ütopik kitabıymış gibi bahsettiğim bu yer, Yeni Zelanda, bizim kadar siyasi gündemi ve ekonomisi değişken bir ülke için hakikaten de gerçek dışı bir yermiş gibi görünüyor, ancak değil. Yeni Zelanda, Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk gibi kriterlerini baz alarak yaptığı değerlendirmede 100 puan üzerinden 88 alarak en dürüst ülke seçildi. Bizim 40 puan alarak 89 olduğumuz bir listede İstanbul'dan başkent Wellington'a yolculuk en az 3 aktarmayla yaklaşık 36 saat sürmekte. İki ülke arasındaki zaman farkına bakarsak Wellington'da hayat Türkiye'den 10 saat ileriden gitmekte. Yaptıkları araştırmalara göre bu kıtanın toplam yüz ölçümü 5 milyon kilometre kare, ancak %94'ü yıllar önce sular altında kalmış, su üstünde olan en geniş parçası ise Yeni Zelanda olduğu için adına Zellan vermişler. Fakat tüm bu iddiaların gerçek olmadığına dair pek çok karşıt görüş ortaya atıldığı için bölgedeki araştırmalar hala devam etmekte. Depremlerin %90'ının gerçekleştiği Pasifik, ateş çemberinin bir parçası olan ülke aslında oldukça büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. İnsanları sık sık depremlerle sarsılan ülkede, eğer 9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşirse ardından oluşabilecek tsunami dalgalarının ülkeyi tamamen haritadan sileceğini öngörmekte, aktif volkanlar, keşfedilmemiş mağaralar, buzul göller, göz kamaştırıcı flörler ve uçsuz bucaksız sahiller, Yeni Zelanda sahip olduğu el değmemiş doğasını keşfedilen son yaşam alanlarından biri olmasına borçlu. Bugün ülke çevresel, kültürel ve tarihi alanları korumak amacıyla topraklarının %35'ini koruma altına almış durumda. İlginç bir şekilde ülkede 1976 yılına kadar yarasalar ve deniz ve memelileri hariç hiç memeli hayvan yaşamıyormuş. Köpek kedi dahil ülkede yaşayan bütün memeliler adaya dışarıdan getirilmiş. Adada pek çok farklı böcek türü bulunsa da bu böceklerin neredeyse hiçbiri zehirli değil ve yine kulağa garip gelebilecek bir şekilde burada hiç yılan yaşamıyor. Burası uçan kuş türleri açısından oldukça zengin bir ülke. Öyle ki ülkenin sembolü bile kivi adı verilen bir kuş, hatta Yeni Zelandalılar kendilerinden kivi adıyla bahsetmekte. Dünyanın uçamayan tek papağanı olan kaka papağanları ise sadece burada bulunuyor. Bu papağanlar aynı zamanda kısıtlı bir harekete sahip olduklarından dünyanın en şişman papağanları olarak da kabul edilmekte. CA papağanları ise buraya özgü diğer bir kuş türü. Bu papağanlar arabaların tekerleklerini kemirmeleri ve araba camlarının kenarlarındaki plastikleri sökmeleriyle ünlü burada insanlar canlı nüfusunun yalnızca %5'ini oluşturmakta. Ülkede bulunan koyun sayısı insan sayısının yaklaşık 5 katı. Ülkenin demografik yapısına bakacak olursak, Yeni Zelanda çalışmanın ve yaşamanın en iyi olduğu ülkelerden biri dünya sıralamasında. 7. Bu yüzden her yıl 10 binlerce insan buraya göç etmekte. Göçmenler ülkesi olarak kabul edilen ülke çok uluslu bir yapıya sahip. Toplam nüfus yaklaşık 5 milyonluk nüfusun %60'ını Yeni Zelanda Avrupalıları, %9'unu diğer Avrupalılar, %18'ini Asyalılar ve Pasifik halkı, geri kalan %'sini ise ülkenin asıl yerlileri olan Morreler oluşturuyor. Morrelerden kısaca bahsetmek gerekirse bu topluluk vücudumu kağıdı verilen ve kutsal olarak kabul edilen dövmelerle kaplı insanlardan oluşmakta. Ülke 2020 yılındaki küresel yaşanabilirlik endeksine göre dünyanın en yaşanabilir şehri seçilen Auckland'ı yaşıyor. Burası dünyada kişi başına en fazla tekne düşen şehir olmasından dolayı yelkenler şehri olarak bilinmekte. Her 3 kişiden birinin bir teknesi var. Küresel Barış Endeksine göre ise Yeni Zelanda dünyanın en yaşanabilir 2. ülkesi ve dünyanın en mutlu 9. halkına sahip. Burada ortalama yaşam süresi 82,5 yıl. Bu arada Yeni Zelanda vatandaşları toplamda 186 ülkeye vizesiz giriş sağlayan dünyanın en güçlü 6. pasaportuna sahipler.
Ülkedeki günlük hayata bakacak olursak 3 farklı resmi dil bulunmakta. İngilizce Morici ve Yeni Zelanda işaret dili ülkenin para birimi. Yeni Zelanda doları bugünkü kurlara göre 1 Yeni Zelanda 7 Türk lirasına karşılık gelmekte. Ülkedeki tüm banknotlar geri dönüştürülebilir. Ülkede genel olarak maaşlar asgari ücretten daha yüksek. Mesela bir garson ayda ortalama 3600 Yeni Zelanda doları kazanıyor. Ortalama maalesef yaklaşık 38.000 TL. 2021 verilerine göre Türkiye'de %13 olan işsizlik oranı burada yalnızca %4 ve gün geçtikçe de düşmekte. Ülkenin en ilginç mesleğine sahip olan kişi ise devlet tarafından resmi bir büyücü olarak atanan Taysert. Yeni Zelanda'nın büyücüsü unvanına sahip olan adamın ehliyetinde bile ismi yerine Taysert, yani büyücü yazıyor. 2021 Ekim ayında modernleşen ve gelişen ülkenin görünümüne uymadığı gerekçesiyle devletteki işine son verilmesine karar verildi ve ülke bugüne kadar bir büyücüye resmi bir kimlik vererek maaş bağlayan ilk ve tek ülke olarak tarihe geçti. Yeni Zelanda alım gücünün en yüksek olduğu 11. ülkedir. Asgari ücretle çalışan bir kişi bir haftalık kazancına hiç dokunmayıp bir köşeye koyarsa, son model bir cep telefonu alabilirken, 2 haftalık maaşı ile bir dizüstü bilgisayar, 3 aylık maaşıyla ise ikinci el küçük bir araba alabiliyor. Yeni Zelanda konumu itibariyle çoğu ülkeye uzak bir ada ülkesi olduğundan, market fiyatları ortalamaya göre oldukça yüksek. Ülkede başlıca geçim kaynakları hayvancılık ve tarım, fakat iklim tarım için her zaman elverişli değil. Bu yüzden bazı meyve ve sebzeler oldukça pahalı. Ülkede kiralar haftalık ödemekte ve engebeli arazi nedeniyle oldukça pahalı. Sağlık sistemi 18 yaşına kadar devlet tarafından karşılanıyor. Sonrası için sağlık sistemi de oldukça pahalı. Ülke ozon tabakasına yakın olmasından kaynaklı cilt kanseri yaygın. Burada insanlar yaz-kış güneş kremi kullanmak zorunda. Burası kapalı alanda sigara içme yasağı getiren 3. ülke ve sigarasız bir Yeni Zelanda hedeflenmekte. Ülke dünyanın en güvenli ülkesi ve polisler üzerinde silahlarını taşımıyor. Fakat gariptir ki ev ve araba hırsızlığının yaşandığı da bir ülke. Peki Yeni Zelandalılar nasıl insanlar? İnsanlar birbirlerinin değerlerine saygı duyuyor ve eğlenmeyi seviyorlar. Dışarıda güler yüzlü konuşkan olsalar da evlerinde sessizlik hakim. Ülke temiz olduğu ve insanlar rahat olduğu için markete eşofmanla hatta çıplak ayakla gezmeleri normal karşılanıyor. En büyük sorunlarından biri de obezite fast food'un daha ucuz ve ulaşılabilir olması. Yeni Zelanda şüphesiz ki dünyanın en bol oksijenli ülkelerinden biri, bir ada ülkesi ve yüz ölçümü tam 268 bin kilometre kare, yani aşağı yukarı Türkiye'nin 1/3 kadarlık bir toprak alanına sahip ve bu nedenle ev fiyatları çok yüksek. Ülkeyi en çekici yapan kısımsa kusursuz derecede güzel dağlara, geniş vadilere ve göllere sahip olmasıdır. Hatta Yüzüklerin Efendisi'ne hayran olanlar bilirler ki eserin yazarı Tolkien'in esin kaynağı da tam olarak Yeni Zelanda'nın mükemmel doğasıdır. Ayrıca Hobbit'in köyü başta olmak üzere film serisinin önemli bir kısmı Yeni Zelanda topraklarında çekildi. Öte yandan ülke, kuzey ve güney adaları olarak iki büyük kara parçasına sahip olmasının yanı sıra çevresindeki irili ufaklığı pek çok adaya sahip durumdadır. Kuzey Adası büyüklük açısından Güney Adası'ndan çok daha küçük. Fakat Kuzey Adası'nda yaşayan insan sayısı güneye kıyasla daha fazladır. Ayrıca Yeni Zelanda'nın nüfusu çoğunlukla Avrupalı kimselerden oluşur. Fakat ülkenin yerli halkı Maorilerin sayısı da hiç de az değildir. Maoriler geçmişten bu yana özgürlüklerine olan düşkünlükleriyle ve savaşçı kişilikleriyle bilinirler. Hatta geçmiş zamanlarda savaşa giderken tenlerini beyaza boyarlardı ve çok aç kaldıkları zamanlarda insan eti bile yerlerdi. Bu anlamda Maoriler yeryüzünde soyu devam eden en barbar kavimlerden biri olarak kabul ediliyor. Bugün 5 milyonluk Yeni Zelanda nüfusunun aşağı yukarı 700 bin kadarı Maori kabilesine aittir. Maoriler kendi geleneksel dinlerine inanırken ülkenin yarısı Hristiyanlardan oluşuyor ve geri kalanı ise kendisini dinlere yakın hissetmiyor. Bu ülkede bölge bölge iki bayrak görünmekte. Kolonizmle Maoriler arasında çekişme sürekli devam ediyor. Aslında bu nedenle halen gelişmeye çalışan da bir ülke. Son olarak ilginç bir bilgi daha vermek isterim. Bu ülkede borç para vermek yok.
Birine borç para veriyorsanız bankadan gönderip vergisini ödemek zorundasınız. Tek çoğunlukta kredi kartı kullanımı var. İlerleyen yıllarda nakit kullanımı kalkacağı bekleniyor. Eğer ki elden bir para veriyorsanız hediye etmiş sayılıyorsunuz. Ülkemizdeki gibi çalışanlara uygun fiyatlı personel yemeği yok, sabit fiyat stratejisi uygulanmaktadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.